Merhaba arkadaşlar, bilimin eğlenceli dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Feza Gürsey Bilim Merkezi'nden Fatih ben. Bugün sizlerle ışığın yansıma özelliğinden bir atölye çalışması yapacağız. Işığın yansımasını siz zaten günlük hayatta birçok yerde görüyorsunuz, aynalarda görüyorsunuz. Cam bir vitrinin önünden geçerken ki yansımanızı görüyorsunuz. Veya hareketsiz bir suda, atıyorum, bir ağacın yansımasını görüyorsunuz. Bu günlük hayatta çok karşılaştığımız bir şey ama bunu biraz daha eğlenceli hale nasıl getiririz diye düşündük. Şu önümde gördüğünüz görüntüye bir dikkatlice bakın arkadaşlar. Şu an üzerinde bir tablet var. Tabletten bir video oynuyor ve şuradaki camdan, ortada bir camımız var, size doğru bir görüntü yansıyor. Şimdi burayı eğlenceli kılan kısmı şu an hem görüntüyü hem de arkasında elimi ya da arkasında ne varsa onu da görebiliyorsunuz. Bugün bunu yapacağız sizinle. Ben bunu öncesinde tasarlamıştım. Tablete göre yapmıştım. Üzerinde bir tablet var bu arada. Şurada. Bir video oynuyor. Bu videoyu şuradaki camdan size doğru yansımasını görüyorsunuz. Havada duran bir video görüntüsü izliyorsunuz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Bu kadar büyük tabletiniz olmayabilir. Telefonumuzla yapacağız. Kendi telefonumla yapacağım ben. Şimdi bunu ölçülere göre yapmamız lazım. Atıyorum. Benim telefonumun boyu 15,5 santim. Eni de 7 santim. Şimdi çocuklar, arkadaşlar, böyle siyah bir kartonunuz olması lazım. Bir mukavvanın olması lazım. Bu bize şu avantajı sağlıyor. Işıklar biraz daha loş olduğu ya da tamamen kapattığımızda tamamen havada duran bir video görüntüsü gibi algılıyoruz bunu. O konuda bir siyah kartonunuz olursa daha iyi olur. Olmasa da olur, fark etmez. Nasıl yapılıyor? Hemen size şöyle göstereyim. Ölçmüştük 15. Bir daha bakalım. 16 santim alalım arkadaşlar. 16 santim, bu baştan sona kadar 4 tane 16 santim alacağım. Daha öncesinde zaten çizmiştim. Tekrar sizinle yapalım. 2, 3 ve şu kısımda 4. Bunların her biri kare olması lazım arkadaşlar. Kare, neden kare olması lazım onu da birazdan açıklayacağım. Yine buralardan 16 santim alırsınız. Sizin telefonunuzun boyu ne kadarsa ona göre alırsınız. Benimki 16 santim. Sonra bunları birleştiriyorsunuz. Ha, bu arada ışığın yansımasından bahsedelim. Işık bir kaynaktan çıktıktan sonra bir nesneye çarpıp, atıyorum buna çarpıp, tekrar bulunduğu ortama dönüyorsa buna ışığın yansıması denir. Işık birçok cisimden, neredeyse her cisimden yansıyabiliyor. Ama bazıları bize görüntüyü net bir şekilde gösteriyor gözümüze. Görüntü net bir şekilde geliyor. Bu yüzeyin pürüzsüz olmasıyla ilgili. Mesela buradaki şeffaf plastiğimiz pürüzsüz bir yüzeye sahip. Birazdan bunu bu düzeneğin içine yerleştirdiğimizde videoyu da net bir şekilde gözümüze geldik. Eğer yüzey pürüzlü olursa, mesela bu masanın yüzeyi gibi, buradan yansıyan ışık tam yansımaya uğramayacağı için dağınık bir yansımaya uğrayacak ve görüntünün de netliği bozulacak. Gözümüze yansıyan herhangi bir cisim olmayacak. Tamam. Bu şekilde 4 tane kareyi yan yana yapıp, bir daha arkadaşlar şuradan göstereyim size. Tabletimizi alalım. Şurada bir camımız var. Üzerinde bir boşluğumuz var. Burası ekranın geleceği kısım. Şu ön ve arka kısımlar boşluk. Yanlar kapalı. Bu şekilde yapacağız. Şurayı da biraz yüksek yapacağız ki tableti koyduğumuzda üzerinde kapatıp herhangi bir şey gözükmesin. Yani telefon olup olmadığı da gözükmesin ki işin büyüsü bozulmasın. Şimdi boşluğun olacak kısmı ekrana göre şurada bir kısım
alacağız. Ufak bir kısım ekran boyutuna göre. 15 santim. Burası da 6,5 santim. Hemen şuradan 6,5'a 15'lik bir kısım çizip burayı da keseceğiz. Arkadaşlar. Şimdi normalde böyle bir görüntü gördüğümüzde, havada duran bir video görüntüsü gördüğümüzde aklımıza şu gelebilir. Ya burada bir hologram var diye düşünebilirsiniz. Ben size hologramın tanımını hemen şöyle yapayım. Hologram, atıyorum bunun orijinal bir objenin görüntüsünü 3 boyutlu olacak şekilde, yani derinlik algısında olması lazım. Lazer teknolojisi kullanıp başka bir yerde oluşturmak, yani havada ya da bir platform üzerinde ya da bir özel bir camın üzerinde oluşturmasına deniyor. Yani kısaca hologram için 3 boyutlu lazer fotoğrafı diyebiliriz. Bir de arkadaşlar hologramlarda lazer ışını kullanmak zorundayız. Gün ışığı kullanılmaz. Çünkü lazer ışınları tek bir renge sahiptir, tek bir dalga boyuna sahiptir veya tek bir frekansa sahiptir. İşte hologramlardaki o üçüncü boyutun olması için, yani üç boyutlu bir görüntü olması için tek tip bir frekansa sahip bir ışık kullanmamız lazım. Bu da sadece lazer ışıklarıyla olabiliyor. O yüzden siz bir hologram oluşturmak istiyorsanız eğer lazer ışığı kullanmak zorundasınız. Yani bizim burada yaptığımız ışığın yansıması arkadaşlar, hologram falan değil. Şu kısmı çek. Bu kısmı çıkaracağız. Burası bizim ekranımızın gelecek kısım. Şuradan keseyim. Tamam. Bunu koyalım. Şimdi bu kestiğimiz 16 santimlik karemizi makasımızla keselim. Sizde başka karton varsa onu da kullanabilirsiniz. Çok önemli değil ama yani bunu karanlık, yani gece baktığınızda tamamen havada duran bir video görüntüsü olması için böyle siyah bir mukavva karton kullandım ben. Yani hiçbir şey gözükmesin diye. Tamam. Şimdi bunu kestik. Arkadaşlar şu çizdiğimiz yerlere maket bıçağıyla böyle hafifçe çizikler atacağız. Böyle koparmayacağız buraları. Çünkü katlayacağız birazdan. Şu şekilde katlayacağız. Tamam. Bir de şu öndeki çerçevelerden yapalım. Telefonumuz gözükmesin. Hem bir de bunun üzerine bir telefon koyduğunuzda biraz yamulabiliyor. Hem de desteklemesi için etrafına şöyle parçalar yerleştireceğiz. Işığın yansıması en net aynalarda gözükür. Sonra işte camda veya hareketsiz bir suda, yani pürüzsüz bir yüzey olması lazım. Veya buradaki şeffaf plastik gibi. En net aynada gözüküyor. Ama ben burada cam kullanmıştım. Cam
ışığı büyük oranda geçirir. Az miktarda emer ışığı ve çok az miktarda da ışığı geri yansıtıyor. %5 oranında. Eğer siz camı böyle boyarsanız falan bu yansıma oranını da biraz artırabilirsiniz. Mesela siyah boyarsanız biraz daha fazla ışığı yansıtır. İşte bu az miktarda ışığı yansıtması bizim işimize gelecek. Çünkü hem görüntüyü göreceğiz hem de arkadaki gelen ışığı da göreceğiz. Yani hem video görüntüsünü göreceğiz hem de arkada olup biteni de izleyebileceğiz. Şu parçaları da şöyle küçük çizikler atacağız buralara da koparmadan. Tamam. Şimdi şeffaf bir malzememiz var. Bunu dosya kapaklarından alabilirsiniz veya asetat kağıdı da kullanabilirsiniz. Veya bu hediyelik eşyaların içerisinde oluyor. Bazı böyle plastiğe benzer şeffaf şeyler var. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu 1, 2, 3. kareye yerleştireceğiz. Çünkü burası altta kalacak. Ters yapmışız. Şöyle olacak. Ve diğer köşeyi de üste kadar kaldıracağız şu şekilde. Bunu buraya yapıştıracağız. Arkasını çevirdim. Ha, bu arada bunu da 16 santim kestik arkadaşlar. Şu kısmı 16 santim. Yani şu karenin kenar uzunluğuyla aynı. Şöyle yapayım. Buradan hareket etmemesi için buraya iyice yapıştıracağız arkadaşlar. Eğer hareket ederse dalgalı bir görüntü olur. O da izlediğimiz videoyu net bir şekilde göstermez. Hoş olmayan bir görüntü olur. Şu şekilde duracak. Sonra burayı kapatacağız. Şuraya silikon sıkacağız. Tamam. Bakın biraz eğiliyor ama şunu buraya gerdirerek yerleştirdiğimiz zaman o eğilmesi gidecektir. Sonra bunu da şuradan üstüne katlayacağız. Biraz fazla uzun. Keselim biraz ucundan. Şuradan tekrar içeriye doğru katlamamız lazım. Cetveli koydum. Şöyle içeriye doğru katladım. Aslında buradan bir şöyle katladığım zaman geleceği yeri belirledik ve üstüne yapıştıracağız. Tamamıyla gergin olması lazım arkadaşlar. Görüntü dalgalı olur yoksa o da hoş bir görüntü olmaz. Şu
Şu arkayı biraz daha geldirmek için. Şöyle yapalım. Tamam. Bunu da buraya yine silikonla yapıştıracağız. Siz başka bir yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz. Elinizde ne varsa. Tamam. Şöyle göstereyim. Şimdi şurayı keselim. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Telefonu buraya koyacağız. Şimdi ben bunu kare olarak kestim. Çünkü karenin bir köşesinden diğer köşesine doğru ortada bir köşegen çekerseniz yani bu 45 derecelik bir açı olur. Neden 45 derece bizim için önemli? Şimdi tam karşıdan baktığımız zaman bize üstten gelen görüntüyü net bir şekilde tam karşımıza gönderecektir. O yüzden 45 derece biraz önemli. Tamam. Şimdi şunları da yerleştirelim. Bunları şu telefonumuzu saklamak için şuralara yapıştıracağız. Hem de bu biraz daha sağlam hale gelecek yapıştırdığımız zaman. Kendimi çevirdim. Şunları şuralara yapıştıralım. Arkadaşlar ışığın yansıması birçok alanda kullanılıyor. Bunlardan birkaç tane örnek vereyim size. Mesela hastanelerde gittiğinizde endoskopi cihazları görmüşsünüzdür. Orada ışığın yansıması özelliğini kullanarak ışığı bir kablon, yani plastik bir lifin içerisinde yansıtıp işte organlarınızın içerisine girip oradaki görüntüleri alıp tekrar endoskopi cihazına gönderiliyor. Bu şekilde hasarlı bölge tespit ediliyor. Veya fiber optik kablolar var. Aynı şey orada da yapılıyor. Onların içerisinde de plastik veya cam lifler var. Yine ışığı bir kablonun bir ucundan yansıtıp veri hızlı bir şekilde iletiliyor. Hem de veri kaybı çok az oluyor. Saniyede 200 bin kilometre hızla veri iletebiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok yerde kullanılıyor. Ama biz bugün biraz daha eğlenceli hale getireceğiz. Bir video görüntüsü oynatacağız sadece ışığın yansıma özelliğiyle. Şu kısımlara da biraz silikon sıkalım, hareket etmesin. Tamam. Şu arkaya da sıkalım. Tamam. Sağlam oldu. Şurayı da kapatalım. Şuradaki plastik malzeme gözükmesin. Yine aynı şekilde buraları silikon sıkıp kenarlara yapıştıracağız. Şuraya da aynı şekilde yapıştıracağız. Şu fazlalıkları da keselim oradan. Şurada kalmış. Bu arada kendi videonuzu da oynatabilirsiniz. Veya bununla ilgili videolar var. Nasıl bir şey olduğunu birazdan söyleyeceğim. Göstereyim ben size. Tamam. Şu an düzenimiz hazır. Telefonunuzu koyduktan sonra siz şu kısmında gözükmemesi için şuraya yine bir kare, bir 16 santimlik bir kareye yapıp burayı da kapatabilirsiniz.
arkadaşlar. Videomuz şu şekilde. Ortada renkli bir kısım var. Etrafları da siyah. Bunu nasıl bulursunuz? İnternet tarayıcınıza veya YouTube'da herhangi bir yere arama motoruna 2D hologram diye yazarsanız böyle videolar çıkıyor. Sonra şuraya koyacaksınız boş kısmı. Evet, ben bir bakayım. Evet. Tamam, size şöyle göstereyim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.